Her taraftarın büyük heyecanla beklediği transfer sezonunda hepimiz içten içe o ekonomik problemlerin farkındayız ülke futbolundaki. Ama yine de herkesin içinde böyle aklının bir yerlerinde derin bir noktalarında şu cümle geçiyordur. Ah be, yıldız bir transfer gelse de şöyle meşaleleri alıp o futbolcuyu böyle omuzlarımızda taşısak da bir karşılaşsak. Neyse yani hem zaten pandemi var, havaalanları dolmamalı, hem de zaten kulüplerimiz şulsuz. Öyle bir transfer yapma durumları yok artık. Biz de umutlanmayanlar ama böyle geçmişe giderek vay be bu isim de mi gelmiş demek isteyenler için Süper Lig'de son 10 yılda gelen en etkileyici forvet transferlerini sizler için bu videoda derledik. Listemize Samuel Eto'o ile başlıyoruz. Eto bitti bu arada, değil mi? Kesin bilgi. 2015-2016 sezonunda Antalyaspor formasıyla merhaba dediği Süper Lig'e 2018-2019 sezonunda Konyaspor formasıyla hoşça kal diyen Kamerunlu gol makinesi Süper Lig'e 34 yaşında gelmişti. 3 sezonda 2 takımın formasını giyen eski dünyaca ünlü yıldız futbolcu Barcelona, Inter ve Chelsea'de oynadığı yıllarda dünyaya damga vurmuştu. Süper Lig'de toplam 89 maça çıkan ve 50 gol atıp 15'te asist yapan Eto muhteşem bir performansıyla yıllara meydan okumuştu. Dembaba haydi baba diyelim ve listemize bir başka Afrikalı ile devam edelim. 2015-2016 sezonunda 6 milyon euro bedelli Beşiktaş kadrosuna dahil olan ve 26 Nisan 2021'de Başakşehir'le yollarını ayırarak Süper Lig'den ayrılan Dembaba kariyeri boyunca Chelsea ve Newcastle takımlarıyla önemli başarılar yaşadı. Süper Lig'de Göztepe, Beşiktaş ve Başakşehir takımlarıyla toplam 103 maça çıkan Dembaba bu maçlarda 46 gol atarken 12'de asist yaptı. 2 Eylül 2019'da Galatasaray'a imza attığı dönemde büyük sükse yaratan bir transfer olan Radamel Falcao ile devam edelim. Gelişi sükse yaratan ama şimdilerde ayrılması için dört gözle beklenen Kolombiyalı Radamel Falcao, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea gibi önemli takımlarda oynadıktan sonra Galatasaray'ın formasını giydi. Sık sık sakatlandığı için artık taraftarları bezdiren Falcao, Süper Lig'de 33 maçta forma giyerken 19 gol atıp 3'te asist kaydetti. 1,5 yıldır futbol oynamayan 31 yaşındaki forvet Daniel Sturridge ile devam edelim. Manchester City, Chelsea, Liverpool ve 2019 yılında Trabzonspor. Kariyerinde sakatlıkların peşini bırakmadığı büyük potansiyelli İngiliz yıldız yarım dönem Trabzonspor takımında oynarken Süper Lig'de sadece 11 maçta forma giyse de bu maçlarda 4 gol atıp 4 asist yapmıştır. Bahis kurallarına uymadığı için 4 ay futboldan men cezası alan Sturridge halen daha hiçbir takımda forma giymiyor. Süper Lig'de hem Başakşehir hem de Kayserispor formalarıyla ter döken Emmanuel Adebayor'la devam edelim. 2017 yılında Başakşehir takımıyla Süper Lig'e gelen ve 3 Ağustos 2019'da Kayserispor formasıyla Süper Lig'e veda eden Emmanuel Adebayor, kariyeri boyunca Monaco, Arsenal, Real Madrid, Manchester City ve Tottenham gibi önemli takımların formasını terletti. Süper Lig'de futbol oynadığı dönemde 68 maça çıkan ve bu maçlarda 26 gol atıp 7 de asist yapan Adebayor, 33 yaşında ligimize transfer olmuştu. Uçan Hollandalı Robin Van Persie ile videomuz devam ediyor. Arsenal ve Manchester United'da harikalar yarattıktan sonra 32 yaşında Fenerbahçe transferi olarak tüm dünyayı şaşırtan Hollandalı Robin Van Persie 2,5 yıl boyunca Fenerbahçe formasını terletmiştir. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile anlaşan Robin Van Persie Süper Lig kariyeri boyunca beklentilerin altında kalmış ve 57 lig maçında 25 gol atıp 6'da asist yapmıştır. Mario Gomez yani Beşiktaşlı taraftarların deyimiyle eşanla devam ediyoruz. 2015-2016 yılında bir sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen ve Süper Lig'de forma giydiği sezonda gol kralı olup Beşiktaş'ı da şampiyon yapan Mario Gomez 30 yaşında Süper Lig'e transfer olmuştu. Sadece bir sezon Süper Lig'de forma giyen Alman golcü çıktı 33 karşılaşmada 26 gol atıp 6'da asist yapmayı başarmıştır. Bir Chelsea efsanesi olan Didier Drogba ile listemiz devam ediyor. 2012-2013 sezonunun devre arasında Galatasaray ile anlaşarak tüm dünyayı şaşırtan Didier Drogba 35 yaşında Süper Lig'e dahil olsa da performansıyla damga vurmuştur. Süper Lig'de 37 maçta forma giyen ve 15 gol atıp 10'da asist yapan Didier Drogba 1,5 yılın ardından eski kulübü Chelsea'ye transfer olmuştur. Geçtiğimiz günlerde Süper Lig'den ayrılan çay sevdalısı Lukas Podolski ile listemize devam edelim. 8 Temmuz 2015'te Galatasaray'a transfer olarak Süper Lig'e merhaba diyen Lukas Podolski, 6 Temmuz 2021'de Antalyaspor formasıyla Süper Lig'e veda ederek Polonya'ya transfer oldu. Bayern Münih, Inter ve Arsenal gibi önemli takımlarda oynadıktan sonra 30 yaşındayken Süper Lig'e dahil olan Alman forvet, Süper Lig kariyeri boyunca 96 maçta forma giymiş ve 26 gol atıp 19'da asist gerçekleştirmiş.
gerçekleştirmiştir. Ve listemizdeki son isim Adana Demirspor'un kendi tabiriyle yeni delisi Süper Mario Balotelli. Her sene adı bir Süper Lig takımıyla anılan 30 yaşındaki İtalyan forvet Mario Balotelli sonunda Süper Lig'e imza attı. Hem de lige yeni yükselen Adana Demirspor formasıyla. Süper Lig'in bu sezonki en büyük transferi olan Balotelli, Adana Demirspor'la 3 yıllık sözleşme imzalarken Balotelli 3 yılın sonunda nerede olacak ve Süper Lig'de neler yapacak şimdilik merak konusu. Kariyeri boyunca Inter, Manchester City, Liverpool, Marsilya ve Milan gibi önemli takımlarda forma giyen Mario Balotelli toplamda 412 maçta sahada kalırken 167 kez fileleri havalandırmış ve 35'te asist yapmıştır. 10 ismi tamamladık tabii ki ama sizler de bu videoya bonus olarak Musa Sow, Loic Remy ve Oscar Cardozo'yu da listeye ekleyebilirsiniz. Peki bu futbolculardan sizi transferiyle en çok şaşırtan isim kim oldu? Videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi videoların daha sık gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Videoyu izlediğiniz için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz ve hoşça kalın diyoruz.